Aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemiz Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Öyleyse gece gündüz çalışmaya var mıyız? Karşımdaki bu muhteşem katılım zaten bunu ispat ediyor. Türkiye genelindeki 811 kilometrelik şehir içi raylı sistemin 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Şimdi az önce buraya geldik. Yerin altında 32 metre ve raylı sistemle geldik. Ama hiç gürültü şu bu yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır. Benim beyefendi kardeşlerim layıktır. Benim gençlerim layıktır. İşte şu anda da inşası süren 185 kilometrelik raylı sistemle bu rakam daha da artacak. Görüldüğü gibi muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Belediye başkanlığı dönemimde o zamandan bugüne hep insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimize
eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. Gerek şahsımın belediye başkanlığında, gerek Kadir Bey'in belediye başkanlığında, gerek Mevlüt Bey'in belediye başkanlıklarında hep aynı kararlılıkla bu yola devam ettik. Durmadık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin hayat kalitesini yükselttik. Böylece yeni nesillere üzerinde Türkiye 100 yılını inşa edebilecekleri güçlü bir altyapı bırakıyoruz. Artık manifestomuzun adı ne? Türkiye 100 yılı. Artık buna çalışacağız. İnşallah Türkiye 100 yılının inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim İstanbul sevdamızı tarif etmeye kelimeler kafi gelmez. Biz sevgimizi bu şehre ve insanlara yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz. Lafla değil. Milletimizin teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimiz 1994 yılında teslim aldığımız İstanbul'u hatırlayın. Şehrin incisi Haliç'i kokan, caddeleri ve sokakları çukurdan geçilmeyen, suları akmayan, pislikten yüzüne bakılmayan, insanları patlayan çöp dağlarının altında ölen, nerede? Nerede? Ümraniye'de. 39 tane kardeşimiz orada ne yaptı? O çöp dağlarının altında ne yazık ki öldü. Kim vardı? İstanbul Belediyesi'nin başında CHP vardı. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. Ve biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Fatih'in emanetine asla yakışmayan bu kötü tablo karşısında Bismillah deyip hemen harekete geçtik. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen. Bu aziz şehir için çalıştık, koşturduk, ter döktük. Şartlar ne olursa olsun. Hiçbir zaman bahane arama, bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik. Hatırlayın. Haliç'i temizledik değil mi? Fakat biz Haliç'i temizlediğimiz zaman Haliç'ten 9,5 kilometre mesafede ta Ali Bey köyün arkalarındaki bir evet taş ocağını adeta o çamur için depo yaptık. Bütün o çamuru oraya yığdık ve orayı da daha sonra adeta bir millet bahçesine çevirdik. Ne kadar? 600 dönümlük bir orayı millet bahçesi yaptık. Meselenin imkan değil, inanç, gayret ve beceri meselesi olduğunu milletimize gösterdik. Altyapısından üst yapısına İstanbul'un tüm sorunlarını birer birer masaya yatırdık. Çözüm yollarını tespit ettik. Kaynağını bulduk. Temelleri atıp işe başladık. İstanbul halkından aldığımız destekle şehrin sadece görüntüsünü değiştirmekle kalmadık. Ruhunu da
canlandırdık. Tabii söz buraya gelince ister istemez şairin diline başvurmak şart. Ne diyor Yahya Kemal? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Evet, biz de bu şehre sadece yaşarken değil, öldükten sonra da sevecek bir aşkla bağlıyız. Bunun için İstanbul'un her meselesiyle bu işin sorumlularından bile daha çok ilgileniyoruz. Ulaşımından sağlık tesislerine, denizinin ve havasının temizliğinden güvenliğine, turizminden ticaretine, bu şehrin her gündemi bizim gündemimizdir. İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor. Bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da. Yeri geliyor bakıyorsunuz Denizli'de. Yeri geliyor bakıyorsunuz Kastamonu'da. Yeri geliyor bakıyorsunuz yine aynı şekilde Bartın'da. Niye? Bir yerde olay mı var? Sel mi var? Afet mi var? Tabii ki burada Erdoğan bütün arkadaşlarıyla buna ne yapacak? Müdahale edecek. Kardeşlerim, devlet yönetmek bakkal dükkanı yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz. Yolu eksik kalıyor. Ama benim önceki belediye başkanlarım bir hastane yaptığım zaman gerek rahmetli Topbaş, gerek Mevlüt Uysal, hepsi hemen bizimle beraber onlar da yol yapımına girerlerdi. Ya şimdi bu mevcut belediye başkanı, ya ben de bir köşesinden tutayım. Yok böyle bir derdi. Yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Ya bir de bir asfalt, bir şey dök. Şu yolları bir düzenli görelim. Yok. Arkadaş, ben İstanbulluyum. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Ve 4,5 senede belediye başkanlığı yaptım. Nerede, neyin, nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Ve onun için de bana İstanbullu vatandaşım soruyor, bu belediye başkanı ne iş yapar? İşte şimdi Haziran geliyor. Haziran'da bunların topuna gereken dersi benim İstanbullum verecektir. Fakat görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor, milletimizi mağdur etmiyor. Her alanda İstanbul'u ve İstanbul halkını kolluyor, kendi haline terk etmiyor. Çaresiz,
sahipsiz bırakmıyor. Çünkü bizim derdimiz siyaset. Bizim derdimiz makam mevki değildir. Bizim tek gayemiz bu ülke, bu şehre, bu millete hizmet etmektir. Bugün açılışını yaptığımız metro hattını da işte bu anlayışın yeni bir tezahürü, yeni bir ürünü olarak görüyorum. Bay Kemal, herhalde buraya da sahiplenmezsin. Değerli kardeşlerim, İstanbul sadece Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehri, en büyük kültür, sanat, ticaret merkezi değildir. Bu şehir aynı zamanda bölgesinin lokomotifi, dünyanın en gözde merkezlerinden biridir. Siyasetçisiyle, iş insanıyla, sanatçısıyla, sporcusuyla, turistiyle, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gelip geçtiği, bir müddet yaşadığı, hatta yerleşip kaldığı bir şehirden bahsediyorum. Böylesine yoğun insan trafiğinin yaşandığı bir yerde elbette kimi küçük sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Buna rağmen İstanbul'un merkezi konumunun bu şehre ve insanlarına sağladığı avantajlar, kazançlar, getiriler yol açtığı yükün kat be kat üzerindedir. Ne diyor o güzel kelamı kibarda? Ne diyor o güzel kelamı kibarda? Cihanlara, cihan içindedir arayı bilmezler, olmahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Gerçekten de İstanbul'da yaşayıp İstanbul'un sadece değerlerini değil, bölgesinde ve dünyada taşıdığı anlamı da bilmeyen çok kimse var. Yaşanan her küresel kriz, Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha artırıyor. Salgın krizi yaşanıyor. Dünya gözünü ve kalbini bu coğrafyaya çeviriyor. Ne diyor? Türkiye neredeyse biz oradayız diyor. Savaş başlıyor. Dünyanın istikameti yine buraya dönüyor. Küresel emtia ve özellikle de gıda krizi tehdidi baş gösteriyor. Yine çare burada aranıyor. Çünkü Türkiye ve İstanbul sadece kıtaları birleştirmekte kalmıyor. Aynı zamanda düğümleri çözüyor. Atılacak karşılıklı adımları kolaylaştırıyor. Ruhları yumuşatıyor. Etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, yolu bu şehre düşmüş olup da hala özlemini çekmeyen, tekrar kavuşmanın hayalini kurmayan kimse görmedim. Seviyorlar Türkiye'yi. Seviyorlar İstanbul'u. Bunun için İstanbul'a sahip olduğu tüm renkleri, güzellikleri, değerleriyle hep beraber sahip çıkmaya var mıyız? Maşallah. Kimseyi herhangi bir sebeple ötekileştirmeden, kimseyi horlamadan, kimseyi dışlamadan bu şehirde yaşayan her bir insanı ne yapacağız? Kucaklayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Maşallah. Elbette bunu yaparken istiklalimizi ve istikbalimizi korumaya öncelik verecek, bilhassa inancımıza, kültürümüze bir yere geliyorum.
aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Kardeşlerim, aile var ya aile. Milleti millet yapan nedir? Ailedir. Bu aileye bizden daha iyi sahip çıkacak olan bir parti olamaz. Onun için de ailelerimize sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Güya özgürlüklerin beşiği batıda asla teşebbüs edemeyecekleri rezillikleri burada sergilemek isteyenlerin derdi hürriyet değil, sosyal yapımızı tahrip ederek geleceğimize darbe vurmaktır. Her kesimin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi hususunda ne kadar hassasiyet gösteriyorsak, milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda da aynı derecede dikkatli davranacağız. Bu iki yaklaşımın birbirinin zıttı değil, tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. İnşallah İstanbul halkıyla birlikte şehrimizi sadece güvenli, huzurlu, müreffeh değil, aynı zamanda evlatlarımızın geleceğinin de teminatı olan bir yer haline getirmekte kararlıyız. Kardeşlerim, Türkiye'nin son 20 yılında ülkemize pek çok eser ve hizmet kazandırdık. Ülkemizin her köşesiyle birlikte İstanbul'da da her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olmak bu hizmetlerin başında geliyor. Bunu da terör örgütlerinin başını ezerek ve suç örgütlerini darmadağın ederek başardık. Hatırlayın, 20 yıl önce ne diyorlardı? Bir numaralı sorun terör. Öyle mi? Nerede terör? Kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, bütün buralarda terörü yer ile yeksan ettik. Ama PKK'nın parlamentodaki temsilcileri hala bunu savunmanın gayreti içinde. Son dönemde terör örgütlerinin bu huzur ve güven iklimini bozmak için yeniden harekete geçirildiğini görüyoruz. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biridir. Kardeşlerim, işte bakın, malum parti PKK'nın uzantısı terör de kimleri kullanıyor? Bak, kadınları kullanıyor. Düşünün, Mersin'de bu iki kadın kendilerine bomba bağlıyor ve bu şekilde polis evine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir? Ben bu iki tane kadın teröriste bir yerde acıyordum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları, hadi bakalım konuşun. Kandil'de bu kadınları yetiştirenler, terörist olarak yetiştirenler benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır'daki malum partinin önünde aylardır, yıllardır duran Diyarbakır annelerine bunun hesabını verebilirler mi? İşte kardeşlerim, onun için çok çalışacağız. Ama ben burada annelere, hanım kardeşlerime
çok güveniyorum. Ve ben hanım kardeşlerime şunu söylüyorum. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Yani kalenin içinde kimler var? Anneler var. Ve bu işin faturasını anneler siz keseceksiniz, siz. Ana kademe, bak üzerinizde çok yük var. Çok çalışacağız. Anneler, babalar, gençlerimize sahip çıkacağız. Ve gençlerimizle birlikte bu sinsi planı bozacağız. PKK'nın Suriye'de Amerika'nın desteğiyle kontrol ettiği bir yerden bu eğitim yapıldı. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Bu oyunu görüyorsunuz değil mi? Kimlere bu alçak oyunda hangi rolün verildiğini görüyorsunuz değil mi? Peki amaç ne? Terör örgütünün bu eyleminin tek bir amacı vardır. O da Türkiye'nin huzurunu, istikrarını, güvenliğini bozmaktır. Böylece milletimize yeniden o eski Türkiye'nin kanlı ve karanlık günlerini hatırlatmanın peşindeler. Şimdi bir soru soruyorum. Peki böyle bir durumdan kim kazançlı çıkacak? Bu oyunun 81 vilayetiyle Türkiye'ye kazandıracağı bir şey var mı? Bu oyunun 85 milyon vatandaşıyla milletimize kazandırmayacağı da açık. Bu oyunun bölgemizde zaten diken üstünde duran milyonlarca mazluma kazandırmayacağı da belli. Öyleyse bu oyunun tek bir kazananı olacaktır. O da Türkiye düşmanlarıdır. Türk milletinin düşmanlarıdır. Dolayısıyla terör örgütleri üzerinden tezgahlanan, bu oyuna destek veren herkes safını Türkiye düşmanlarından yana belirlemiş demektir. Aklı başında hiçbir siyasetçinin, hiçbir gazetecinin, hiçbir sivil toplum temsilcisinin, hiçbir vatandaşımızın kendini böyle bir duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Maalesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulup sivil ve meşru siyaset yapmayı beceremeyen HDP bu ihanette yine baş rolü oynamaya taliptir. Bizim asıl üzüldüğümüz ise lafa geldiğinde Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu, Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin, bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir. Kardeşlerim, şimdi buradan bir şey söylüyorum. Benim için Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Avazasıyla 85 milyon biz yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü anlayışıyla bu yolda yürüyoruz. Şimdi hazır mısınız? Şöyle bir kaldırın bakalım. Tüm Türkiye duysun. Tek millet. Az oldu ya. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
Şu anda ben karşımda işte böyle bir topluluğu görmenin mutluluğu içerisindeyim. Ve sizlerle iftihar ediyorum. Durmayacağız. 8 ayımız var. Cumartesi günü bu kardeşinizi meclis konuşmasında dinlediniz mi? Nasıl buldunuz? Öyleyse durmuyoruz. Yola devam ediyoruz. 8 ay sonra da sandıkları Allah'ın izniyle patlatıyoruz. Şimdi açılış törenimize geçelim. Sağ olun.